Ağaç içinde yaşıyoruz yani filan diyoruz. Geçen de evvel ağaçta yaşıyoruz. Aslında ya. Böyle cevap vermek merhabalar. Lazım. Merhabalar. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet. Bugün yeni bir manzara. Aynen öyle. Bir farklı bir yerdeyiz değil mi? Evet. Bu yeri tutuyoruz çünkü kameramız biraz uzakta. Onun için size manzarayı gösterelim dedik. Diye dedik. Kamera uzakta. Ses net şekilde size gelmesi için böyle mikrofon var küçücük. Hep sizin yorumlara yazdınız. Bize Instagram'dan olsun, YouTube'dan gelen yorumlar ve mesajlar neticesinde bu artık videoyu çekelim dedik biz. Videomuzun başlığı sizin de gördüğünüz üzere Türkiye'de Afrikalı ve Türk evliliği hakkında yaşadığımız zorluklar nasıl oldu? Bununla ilgili sizinle bir konuşmak istedik değil mi? Kesinlikle aynen öyle. Yani nereden başlasak, o kadar uzun ki. Yani biz sırf evliliğimiz kaç ay sürdü? 7 ay yani. Sadece imza atmak 7 ay sürdü. Çok uğraştık bayağı bir. Evet ya. Artık bundan sonra ben mikrofon alıyorum, Nuri'ye tutacağım. Yani Türkiye'de Türk birisiyle evlilik nasıl gidiyor? Sen söyle. Yorumlar ne? Sana gelen sorular ne? Yaşadığın zorluklar, kolaylıklar, garip gelen, absürt gelen şeyler ne? Ya nereden başlasam ki ben de bilemedim açıkçası. Sen yönlendirebilir misin bana? O zaman şöyle yapalım. Soru cevap gidelim, olur mu? Tamam, olur. Böyle böyle. İlk gelen tepkiler neydi? Türkiye'de evlendin böyle. Hastaların geliyor. Doktorsun ya sonuçta. Evet. Hani Türk birisiyle evlisin. Nasıl bir tepkiler geliyor? Nasıl bir şey alıyorsun hani böyle? Öncelikle, reaksiyon. Yok, öncelikle hepsi yani. Bazıları soruyorlar, evli misiniz hocam diyorlar. Ben de evliyim diyorum. Sonra bazıları devam etmiyorlar, bazıları eşiniz nerede, Türk mü yoksa filan diyorlar kendileri. Evet diyorum, ha öyle mi filan. Evet diyorum, sonra diyor ki nasıl gidiyor, nasıl biri. İnşallah bizi rezil etmiyor diyor. Olaya bakar mısın? İnşallah bizi rezil etmiyor. Ne demek ya? Ne yapıyor? Kafama çuval geçirip böyle poşet geçirip geziniyor muyum ya? Ne demek ya bu? Yani evet, duyduğunuz gibi arkadaşlar, ikinci soruya gelmek istiyorum. Hazır tamam, mısın? Tamam, hazırım. İkinci soruda şu olsun diyelim hadi. Yani sen kendine göre söyle, Türkiye'de nasıl gidiyor? Hastane değil, genel olarak. Evli olmak yani. Gayet iyi yani, gayet normal. Hiç öyle bir farklı bir şey gelmiyor bana yani. Bu arada dipnot düşeyim ilk soruya. Sadece bir yerde hastane değil. Bir de seninle şey ekmiştik biz hatırlıyorsan. SGK mıydı? Bir yer ekmiştik. Kadın demişti ya, iyi davranıyor musun? Ha, evet. İkametgah almayı herhalde. Ya da sağlık neydi? Ne? Sağlık ocağıyla ilgili bir şeydi ya. Hatırla. Galiba. Değil mi? Evet, evet. Şey, evet. Ne demişti kadın gene? Ha evet, iyi. Ha, tamam, evet. Hatırladın mı evet, şimdi? Evet, hatırladım. Evet. İyi davranıyor mu? Allah. Hayır, arkadaşlar tipimde benim anormallik mi var? Nasıl duruyorum yani ben? Tamam, esmeriz falan bir. Tamam. Ne yani? Allah Allah. Evet, iyi davranıyor. Her gören öyle bir şey Allah söylüyor. Allah. Ne alaka falan dedim. İyi davranıyor dedim yani. Yani çünkü... Böyle bir resmi bir kur... İsmini tam hatırladın sen. Tam ismini vermeyelim. Bir işimiz olmuştu. Gene aynı soru. Eşin iyi davranıyor mu sana? Kulağını çekerim falan diye. Kadın böyle konuşuyordu. Ne alaka ya? Ben namata bir zaman şey, bir şey demedik. Çünkü işimiz var. Evet, çok acildi mi dedim o zaman. Evet. Yok, iyi davranıyor falan dedim. Gayet iyi yani. Gayet iyi davranıyor. Şimdi. Lütfen öyle şeyler sormayın lütfen. Bana sorun. İşiniz iyi davranıyor mu falan deyin yani birazcık da. Benim işim var. evet. Ben sorayım mı? Sen sor hadi. Aslında, evet, bir de sen sor ya Türkiye'de olarak. Evet ya. Ben de sorayım. Ben de normal. Ama net cevap mı vereyim? Soracağı soru tamam. Tahmin ettiğim için ben. Hazır olun. Evet. İşiniz iyi davranıyor mu? Yok size? Yok. Asıl işiniz böyle siyahi falan diye. Ha evet, tamam. Evet. Şey tamam. Şimdi ben bu soruyu uydurdum. Şimdi ona da gelin sonra diyor ki işiniz siyahi nasıl bir şey yani? Bir anlatır mısınız? Mesela bana diyorlar ki yani evli misiniz evet filan. İşiniz nereli? Nereli soru şey yani. Ankaralı, İstanbullu, Konyalı, İzmirli. Ben şey diyorum, Malavili. Malavi diyorlar böyle. Güney Afrika'da. Güney Afrika diyorlar böyle. Evet. İşiniz siyahi mi filan böyle diyorlar. Evet diyorum. Şöyle mi gelen yorumları? Evet. Nasıl yani? İşinizin kabilesi var mı? Arkadaşlar ne kabiles? Zaten Nunu bir ailesi İngilizce konuşuyorlar. Resmi dillerinden bir tanesi İngilizce yani. Eşinizin kabilesi var mı? Nerede? İşte ne kadar saate gidiyorsun? 30 saat. Gittin mi geldin mi? Neler var orada? Sen sıkıntı yaşamadın mı gidince oraya filan?
Yani yaşamış gibi duruyor muyum? Öyle bir şey mi var yani, değil mi? Bir de en çok gelen, kabilesi var mı? Yerel dillerinde, yerel kıyafet giyiyorlar mı? Hangi devirdeyiz ya? Evet yani. Biz Ankara'da bir ok atıp böyle kuş avlıyoruz akşama. Yemekte kuş yiyoruz, değil mi? Şimdi gelmişken ben de bir şey söyleyeceğim. Evet. Daha bilmiyorum, okuldayken bir arkadaşlar soruyorlar. Diyor ki sizin oda nasıl evleri falan. Ben de ne diyordum biliyor musun? Şey diyordum. Biz ağaç içinde yaşıyoruz yani filan diyorum. Geçtim evvel ağaçta yaşıyoruz. Aslında böyle cevap vermek lazım yani. İnanıyorlar. Evet. İnanıyorlar ya, evet. Biliyor musun? Çünkü anlamıyorum yani, bir kafa çalıştırmak gerekiyor. İnternet evet. Diye bir şey var artık. Yani her şey şey değil. Afrika şey. Afrika dediğiniz şey sizin büyük bir kıta. Avrupa gibi düşünün, Asya gibi düşünün yani. Bir sürü ülke var. Bir şey de şey değil. Şu ülke Namibya. Afrikalı direkt dememiz gibi. Namibyalı. Malawi, Malawili. Evet. Bunların, bu ülkelerin bir ismi var. Ve şey, ülkeler farklı. Farklı. Tamam, tabii sömürge var. Şey. Ne var? Ne, bir kısmı Fransızca kullanıyor, bir kısmı İngilizce kullanıyor filan. O ayrı tabii ki de. Ama böyle direkt Afrikalı işte su yok filan diye, değil mi? Öyle bir şeyler evet. De geliyor. Aa ya, kıyamam. Suya çok böyle hasret kalmıştı filan. Böyle bir yorum nerede geldi? Bir de BİM'de mi, A101'de mi ne gelmişti? Bir teyze bana böyle diyor. Kıyamam. Suya hasrettir filan. Ne demek ya? Kıyamam dediğiniz kadın uzman doktor ya Türkiye'de. Nasıl suya hasret kalsın? Nasıl öyle bir şey olabilir? Ailesi falan gayet normal yani. Büyük bir villada yaşıyor. Türkiye'den daha konforlu yaşıyorlar yani. Çok komik evet. Ya. Onların gelince aslında şey ya. Düşünüyor herkes. Nuni'ye böyle garip reaksiyonlar. Tam tersi bana geliyor. Değil mi? Mesela Nuni'yle yürüyoruz. Bir AVM'de gidiyoruz böyle. Kadın bana böyle yapıyor. Nuni saçını gösteriyor. Böyle böyle yapıyor. Nuni de yanımda benim. Sanki Nuni anlamıyor bunları hiçbir şey. Neler yaşadık değil mi ya? Beni yabancı zanneden de oluyor, senden dolayı değil mi? Evet. Türkçe konuş, şey İngilizce konuşuyor. Evet. Bari. Çoğu zaman biz İngilizce konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Benim için de daha iyi oluyor, pratik oluyor tabii ki de. Zaten biz bunu tanışmamız da yani buluştuk, hiç Türkçe konuşmadık değil mi? Evet, hep şey, hep İngilizce. Tamamen aşık olduk, ben artık şey oldum. Hadi biraz da Türkçe konuşalım ya, oldu böyle. Bundan Türkçe tabirle yani. Canım cicim aylan bittikten sonra artık hep İngilizceydi ama değil mi ya? Hep full. Evet. Öyle başka neler? Ne diyelim yani? Çok bakıyorlar ne? Ben çünkü ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Galiba lisesite olmuşum yani. Yani ben artık ilk başlarda şeydim Nuri'yle. Buluşuyorduk falan. Bakıyorlar ha normal falan diyor. Ama belli bir süreden sonra şey oluyor insan. Ne bakıyorsun birader falan diyesin geliyor. Çok da yaşadım ben bu sıkıntıları. Bu ayrıntılara girmeyelim. Tartışmalık ama belli bir süreden sonra artık alışıyorsun. Engelleyemezsin bunu değil mi? Tabii insanlar sonuçta şaşırıyorlar yani. Farklı iki kişi. Ben de olsam bakarım yani. Ama şey de abartı oluyor. Ama. Bazen gözlük denemeye gidiyoruz böyle güneş gözlüğü. Benim fark etmişsinizdir. Ya takıntım mı? Çok severim. Adamın teki geliyor yaşlı böyle bir amca. 90 yaşında evet. 80 yaşında. Böyle yapıyor. Bence bu gözlüğü dene sana daha iyi olur. İşte ben bu adamı vursam bir tane hapse gireceğim zaten yaşlı başlı. Hakaret etsen ayrı bir dert. Ne diyeceksin ki yani? Ne yapacağım yani? Nuri beni tutuyor filan. Gelmiş ikimiziz ya. Bence şu gözlüğü dene. Çok daha iyi olur filan diyor. Lan sana ne? Ne gözlükmüş yani? Sana ne? Tövbe. Yani ya. Böyle sabır sınırları zorlandığı da oluyor değil mi? Maalesef. Onu unutmuşum. Ha, şey de var tabii. Nuri ile geziyoruz. Birisi bize bir şey sordu. Bir şey oldu. Nuri'ye İngilizce soruyorlar. Türkçe değil. Yani bunu Amerikalı onların gözünde falan sanırım. Direkt değil mi? Türkçe değil, direkt İngilizce. İngilizce, aynen. No, ama o normal ya, normal bir de. O tabii ki de normal. Ama lütfen birazcık İngilizce. Kibar olun ya. Kibar yani. Bir şey, empati yapın ya. Bir şey soruyorsunuz, söylüyorsunuz. Evet. Acaba karşı taraf nasıl anlar, nasıl düşünür, ne hisseder? Bak bu empati yaptıktan sonra dünya daha da güzel bir yer olur yani. Değil mi? Bunu yapsınlar. Tabii ki de, kesinlikle. Tavsiye ederim. Bir de internet var artık. Bazen açıp bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Merak ederseniz Afrika'nın bir sürü videoları var. Sadece böyle su çıkıp yani. Çocukların koştuğu bir şey değil mi bu değil, yani? Değil, aynen. Sen söyle bunları, da, evet. Odaki, Afrika'daki yaşam bir araştırın ya, izleyin yani. Bir sürü Türkçe YouTuber'lar var yani. Çünkü çoğu giden İngilizce videolar çekiyorlar. Kesinlikle. Pek anlamayabilirsiniz ama Türkler de gidiyor. Çekim yapıyorlar, her şey var, ayrıntılı şeklinde. Onları bir göz atın ya, izleyin. Ya şeyden bahseder misin lütfen? Yani. Lafını biliyorum, özür dilerim ama mangodan, avokadodan Türkiye'de ne kadar pahalı ama siz
Evet yani bu ya. Ne kadar sık yok, tüketiyorsunuz? Yok en örnek ne biliyorum basit. Tatlı patates. Evet. Kilosun evet evet. Geçen 99 TL ya. Biz bu tatlı patates bizim yani. Bunu çok sever bunu. Tatlı patates bizim biliyor musun yani nasıl anlatsam ki herkes yiyebilecek yani belki de satın alamazsın birbirine dağıtırsın yani o kadar. Hani eskiden bizde patatesin ucuz olduğu gibi herhalde sizde yani de. Öyle bir çünkü yetişiyor o da her tarafta tatlı patates bakıyorum ay gözüme evet Türkiye'de böyle birkaç yani. Defa böyle aldık bunu çok resmini pahalı. Çekip ailesine gönderiyor değil mi? Evet diyorum ki baksana da çok pahalı burada. Mango da bizim bahçede evet. Var ya o. Ya siz su filan diyorsunuz ya. Mango, avokado, tatlı patates. Hep avokado çok bahane. Ne bileyim ananas filan böyle. Evet. Kokonat. Şey onlar için şey ya. Bir de öyle düşünün siz yani. Evet ya, burada bir adet alın bakayım hepsini. Mümkün mü? Evet. Tek seferde. Evet. Ya o kadar şey ki. Sonra bir yiyecek var da bunu nerede gördüm ya? Filede gördüm galiba. Hangisi? Tamarindi diye şey, ama daha demirinde o mu? Evet, o da evet, çok demirindi diye bir şey o var. O var ya. Aa, en yani mesela bu da şeker bir TL mi? Aşkım 50 artık kuruş burada gibi şey mi? 50 kuruş 1 TL kalmadı. Evet, 10 lira 5 lira falan desen. Onun gibi yani. Onun tarzı yani. Öyle hiçbir değeri yok. Bir şey yok. Arisin yani öyle. Fazla hiç şey değil yani. Hiçbir lüks yok falan. Hadi sen burada bakıyorsun kilosu ya küçücük paket ya. Evet. 50 TL 60 mi? Bu hemen şaşırıyor diyorum. Böyle hemen fotoğrafını çekiyor. Bir de şey bu kirçik çirçik şey var diye. Yiyecek hatırladın mı? İçinde şey. Ha diyor. Evet evet. Salatalık gibi bir şey evet, ama kivi gibi şey, de aynı zamanda. Evet ama şey dikenli ben de evet. Hatırlayamadım. İlk defa Makrocenter'da gördüm ben onu. Evet aynen. Zaten aldık hemen de. Aldık. O da aldık da aşırı pahalıydı. Biz o da yani random bir herhangi bir evet, şey bahçede en kolay şey. Alabilirsin falan. Çok yani şey düşünelim. Yani. Burada 100 birim. Orada düşün. 1 birim. 0.50 birim falan değil mi? Sizin için. Aynen yani. O pahalı olmaz. Ama tabii insanların suçu yok. Şöyle bir algı da var. O da bir gerçek. Aç belgesel kanallarını. Evet. Afrikalı çocuklar. Böyle bir çöl. Evet. Değil mi? Kırsal bir kesim. Su yok. Su geliyor. Seviniyor millet. O da bir gerçek tabii. Milletin yani izledikleri şeyden kaynaklanan bir şey. O evet o da bir gel tabii. Buna hiçbir şekilde ben kızmıyorum aslında. O, gördükleri şey normal yani. Ama Nuri yanımdayken yapmayın ya. Ya Nuri yanımdayken yapmayın lütfen böyle şeyler. Tepkiler vermeyin. Neyse yapacak bir şey. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle benzer bir video çekmemizi istiyorsanız çünkü o kadar çok şey var ki belki not tutmamız gerekiyor çok. Çünkü anılar yani çok yani hangisini böyle. Anlatacağız evet. Bilmiyoruz. Ya bu itiraf edelim biraz şey oldu değil mi random oldu yani. Evet. Yani direkt böyle paylaşalım. Doğal bir şekilde gerçekleşti. Çok böyle anlatalım dedik ama gerçekten böyle bir taze videolar çekeriz yani bol bol fazlasıyla hiç bitmez yani. Onun için sonraki videoda görüşmek üzere ama öncesi abone olun lütfen. Yani bizi motive edin ya, abone olun. Aynen değil mi? Öyle. İzlediğiniz zaman ve abone olduğunuzda biz çok mutlu oluyoruz. Ve daha çok çekesimiz geliyor böyle videoları. Üretim yapalım diye düşünüyoruz. Evet. O yüzden şimdilik. Hoşçakalın. Bye bye.